Merhabalar, bugün sizlere monarşi hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar, Türkçe'de kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kaan, hakan gibi çeşitli adlar alabilir. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Hükümdar öldükten sonra onun soyundan biri gelir, yani yetki genellikle babadan oğula geçer, cezalandırma ve bağışlama yetkileri sadece hükümdarın elindedir. Otoritenin bir kralın veya bir imparatorun elinde olduğu yönetim türüdür. Etimolojik anlamına bakılırsa monarşi bir kişinin yönettiği bir devlet düzenidir. Monarşi, yüzyıllar boyu, dünyada en yaygın yönetim biçimiydi. Bunlar çoğu zaman tanrısal hakka dayanan monarşilerdi. Prens, iktidarı tek başına elinde tutardı. Prens, tanrıdan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Çünkü otoritesini Tanrı'dan aldığına inanılıyordu. Aslında, bu tip yönetim hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanamadı. Gerçekten en müstebit hükümdarlar bile, uyruklarının bazılarını kollamak zorundaydı. Üstelik ulaşım ve haberleşme araçlarının yavaşlığı da onları, uzak bölgelerdeki topraklarını başkaları eliyle yönetmeye zorluyordu. Bununla birlikte otorite, kralın veya danışmanlarının elinde toplanmıştı ve halk alınan kararlara karışamıyordu. Birçok ülkede toplumsal ve siyasal gelişim, özellikle 18. yüzyıl sonlarında, meşrutiyet adı verilen yeni bir tür monarşinin doğmasına yol açtı. Meşrutiyete göre hükümdarın yetkileri, yazılı bir anayasa ile tanımlandı ve sınırlandı. Bu monarşi genellikle parlamenterdir ve demokrasiye pek yakındır. Kral, devletin simgesi olarak kalır, ancak yürütme yetkisini bir hükümete bırakır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.